İyi akşamlar. Cengiz Başkan'la gündem canlı yayın başlıyor. Programın konusu gece iki hafta önce de yayınlamıştık birini. Avcılıktaki yeni sistem 2. Konumuz bu. Bunları tartışacağız. Ve izleyicilerimiz bize lütfen mesajdan veya WhatsApp'tan fikirlerini, görüşlerini alabilir ve atabilir. Altta televizyon alt kısmında görecekler WhatsApp hattına mesaj hattını ve konuklarım Av TV ailesinden program yapımcısı Engin Dağlı. Engin Dağlı bizim Av TV'den, Av TV ailesinden bir arkadaşımız. Sağ olsun, çok güzel programlar yapıyor. Rica etti, sağ olsun. Bizim programa ilk olarak aileden biri katılıyor. Her zamanki gibi diğer konuğum Emin Esenkova. Emin Esenkova'yı zaten tanımayan yok. Sayın menajerim, bilgilerinden ve bu yeni sistemle ilgili kendilerinden bilgi alacağız. Ve hemen Engin Dağlı'ya bakalım. Engin Bey, hoş geldin. Hoş bulduk Cengiz abi. Öncelikle beni bu programa davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz de teşekkür ederiz ve hemen bir soru soracağım. Çok küçük. Akşam bir programını seyrettim. Ben demeden duramam. Çünkü böyle bir şeyim var benim. Atıyorsun kamışı. Böyle köprünün yanında hemen çekiyorsun. Atıyorsun, çekin. Dedim biri mi alttan takıyor yoksa onları? Hemen yok. Kısa söyleyeyim. Kas navına gitmiştik. Bolu'ya gitmiştik. Alabalık ve Kas navına. Alabalık avını yapmıştık. Ondan sonra da bir de tatlı su kefali. Kas navı yapalım dedik. Kas'tan da sevdiği yemi bulduk. Kırmızı döner başlıklı bir mevsimimiz vardı ondan. Onu sevdi. Diğer arkadaşlar seyretti. Ben hepsini de attığımı çektim, attığımı çektim. Çok hayran oldum. Atıyorsun, çekiyorsun, atıyorsun, çekiyorsun. Aksiyonu vermek, o hızı ayarlamak çok önemli. Ve kamışın ve makinenin deviri de çok önemli. Onun için oradan da fark ediyor. Misinenin inceliği önemli. Hepsi birleşince balık da geliyor tabii. Sağ ol, teşekkür ederim. Rica ederim. Sayın Emin Bey, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Çok yorgun görüyorum seni. Yok yok, bomba gibiyim. Bir şey elinde var. Sevgili Engin Dağlı, bana bir... Arkadaş da onun bakın zoom hamsi, Engi hamsi çakısı balığı mı? Hamsi çakısı gönder. Hediye getirmiş sağ olsun. Bir de tetik çekemediğim için artık bir de av tüfeği göndermiş. Buna da bakıp eski günleri yad edeceğiz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bizden bize katıldığı için. Onun değerli bilgilerinden yararlanacağız, faydalanacağız. Avcı kamuoyuna çeşitli mesajlarımız var bugün. Evet. Onları konuşacağız. Konuyu açayım hemen istiyorsan. Ya da sen başla başkan. Yok, ben hemen Engin Bey hemen misafir olduğu için sen durmaz. Engin Bey durmaz, o hemen illa bir şey soracak. Hemen ben şu göre hani programda tartıştım. Avcılıktaki yeni sistem dediğiniz zaman hemen size soruyorum. Avcılıkta yeni sistem ne olmalı? Böyle önereceğim bir şey var mı? Yani şöyle olmalı, şu yanlış diye. Cengiz abi, avcılıkta yeni sistemden önce avcının temelinde bir eğitim olması lazım. Eğitimde bu, yani bunun bir okulu, bir üniversitesi falan yok. Usta çırak ilişkisiyle avcılık en baştan sıfırdan bireylere, yeni başlayanlara, yeni avcılığa başlayanlara, sonradan avcılığı merak edenlere baştan anlatılmalı. Bir avcılık sistemine girdiğin zaman, bu sisteme girdiğin zaman neyle karşılaşacaksın, ne yapacaksın? Çünkü her avcılığı giren, her avcılığı temsil eden kişi bu camiayı da temsil etmiş oluyor. Bu camiayı temsil eden insan beni de temsil etmiş oluyor, seni de temsil etmiş oluyor. Yarın bir gün yanlış bir şey yaptığı zaman avcılar yaptı deniyor. Mesela tabelaya ateş ediyorlar. Tabelaya ateş ettiğin zaman yapılan eylem av tüfeğinden yapıldığı için ne oluyor? Avcılar yaptı deniyor. Yani önce eğitim olması lazım. Eğitimin başında da usta gerçekten bu işin ilmini almış. İlmini almış, gerçekten bu işe gönül vermiş kişilerin eğittiği insanlarla, mesela Emin Bey'in bu katkıları çokdur, sizin olsun, diğer bir sürü böyle bilgili, tecrübeli avcı abilerimiz, arkadaşlarımız var. Gelsinler, yani sorsunlar, benim telefonum 24 saat açık, ben herkese sosyal medyada da bir sürü paylaşımlarımız oluyor.
Ben 25 seneden beri yapacağım avcılığı yapmışım. Ben şimdi eğitim aşamasındayım. Ben gecenin bir yarısında bile kafası bir arkadaşın takılmış oluyor. Hiçbirini cevapsız bırakmamışımdır kimseye bu zamana kadar. Ya danışmanlık yapıyorsun. Elimden yani geldiği kadar millete bilgi vermeye çalışıyorum. Avcı sisteminde önce eğitim. Mesela soruyor adam, ya bıldırcına kaç numara tüfek alacağım? Yani şunu tüfek alacağım. Diyoruz, uzun lafın kısası Sayın Dağ. Şu andaki yapılan eğitim, eğitim değil. Yani çok yetersiz. Zayıf, yetersiz kalıyor. Çok yetersiz kalıyor ve evet. O yetersiz kaldığı için de bu zamana kadar doğru düz kendimizi ifade edemedik. Bizi ifade etmek isteyen arkadaşlar, başkanlar, seçilen insanlar bizleri doğru dürüst ifade edemedi. Edemedikleri için de biraz zayıf kaldık. Kamuoyuna karşı da avcılar. Önceden avcı bayramları, sen daha iyi bilirsin abi. Avcı bayramları olur. Cumhuriyet bayramında avcılar, kortejlerde avcıların bir saygınlığı vardı. Bir avcılara bir saygı gösterilirdi. Şimdi avcılara dedim, avcı. Biraz da bu bizden kaynaklanıyor. İşte o ayıklamamız lazım. Yani geceliğin far avcılığı demiyorum bakın. Avcı, o da avcılığın içine giriyor. Far etçiliği. Neyi diyorsun anlamadım. Geceleri farla tavşan avlayanlar. Mesela hala haber geldi. Şu zamanda bile teyp bıldırcına teyp vurup da teyp avlayanlar. Üvey meralarında, ay çekirdek meralarında tüfekten ateş eden. Ama bunlara da avcı diyorlar işte. Bizim bunlardan kendilerimizi soyutlamamız lazım. Yeni sisteme girerken önce kendimizi düzelteceğiz. Bütün eksiklerimizi, biz nerede yanlış yaptık, neler yapmalıyız, ne yapmamız gerekiyor. Önce kendimizi bir eğiteceğiz, sonra bizden sonraki gelecek nesilleri eğiteceğiz. Avcılık sisteminin başında eğitim diyorum ben. Başka da bir şey demiyorum. Daha sonra diyeceklerim var ama siz bilirsiniz yani. Ben başladım mı giderim yani. Maşallah yani bir sürü dosya getirmişim buraya. Ve genel ağırlıklı yani şeyi işlediğimiz için avcılıktaki yeni sistem neler yapmalıyız hani bazıları diyor ya. Tamam ama bir şey koymalıyız. Emin Bey'in dediği gibi ya o kadar kolay ki ya zor bir şey yok. Yapamıyorsan al Avrupa'nın birinden uyum yasalarına göre çok güzel sisteme gel oturt buraya madem beceremiyoruz. Doğru mu Emin Bey? Doğru doğru. Şimdi konuya şöyle devam etmek lazım. Önce bence 1938'deki ilk 3167 sayılı kara avcılık kanunundan sonra 2003 yılında büyük fedakarlıklarla çalıştaylar sonucunda Sayın rahmetli Profesör Uçkun Giray'ın çalıştaylarda yapmış olduğu katkısıyla ve av ve yaban hayatına katkılarıyla bir duayen olan Mahmut Kuley'in yapmış olduğu çalışmalar neticesinde 4915 sayılı kara avcılığı kanunu bugün halen devam etmekte. Evet. Ama oraya gelmeden önce başkan bence Türkiye'de çok uzun zamandır bir iki başlık olan bir soruyu, bir problemi çözmek lazım. Ki bu da önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda oluşacak gibi görüyoruz. Almış olduğumuz istihbari bilgiler neticesinde ve duyumlarımız neticesinde Avcılık ve Atıcılık Federasyonu bugün zamanı gelince Eylül ayında 3'te 2 genel kurul üyesinin çokluğuyla beraber avcılık ve atıcılık birbirinden ayrılacak. Avcılık zaten başkan ve Sayın Dağlı olimpik bir spor değil. Dolayısıyla ana statüsünde avcılığın atıcılıkla beraber birlikte hareket edebilmesi söz konusu değil. Avcılık tamamen sivil toplum kuruluş örgütlerinin bir araya gelmesiyle birlikte 2006 yılında kurulmuş olan konfederasyonun. Bu arada hemen bir şey söyleyeyim. Hemen orada konfederasyon deyince hemen geçen haftadan konfederasyon başkanımız Ersin Düzyol'a şey vermiştik, söz hakkı vermişti. Beni aradı, 45 dakika konuştuk ve Ersin Düzyol adaydı. Şu anda bunu da ben açıklayayım size. Konfederasyon için ne kadar çok aday olursa avcılık o kadar daha iyi. Ne kadar bir çekişme olursa en iyi aday o şekilde çıkacaktır diye düşünüyorum. Konfederasyon başkanı kuracağı yönetim kurulu ve kurullarıyla birlikte bugün avcılığın önünü açacak olan kişi ve yönetimdir. Yani şunu söylemek istiyorum. Avcılık yani yeni sistem dediğimiz vakit bugün tarım, orman ve birleşti. Orman Bakanlığı feshedildi. Evet.
Tarım Şimdi bekliyoruz geçti. Bakalım nasıl bir logo çıkacak, başlık neler yapacaklar, nasıl bir faaliyet olacak, DKMP'nin başına kimler geçecek, Yaman Hayati Daire Başkanı yine aynı mı kalacak, diğer bakanlıklarda olduğu gibi CEO'lar oluşacak mı, sivil toplum kuruluş örgütlerinden destek alacaklar mı, konfederasyondan destek alacaklar mı? Bunlar hepsi tartışılması gereken konular. Onlar biraz muammada kalır gibi geliyor bana. Bak, eğer konfederasyon düzgün bir şekilde yeni başkanıyla birlikte ve yeni yönetim kuruluyla birlikte eğer avcılığı temsil edecekse onun için Ankara'da da söz hakları olacak ve yaptırım güçleri olacak. Tabii bu arada bakın avcılık ve atıcılık birbirinden ayrıldığı vakit MAK'taki başka bir soru geliyor hemen gözümüzün önüne. 21 üye var. Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden bir oy var değil mi? Evet. Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden bir kere atıcılık ayrıldığı vakit, dolayısıyla avcılık ayrıldığı vakit o zaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden bir üye hakkı da elimine olacak. Onun yerine sivil STK'lardan en yüksek kurul kimdir? Konfederasyondur. Konfederasyon orada temsil olacaktır. Evet. Diğer avcı federasyonları veya avcı derneklerinin temsilcileriyle birlikte. Bugün 1860 tane yaklaşık dernek var Türkiye'de. 1860 tane derneği temsil edecek, sağlam masaya yumruğunu vurduğu vakit yani söz hakkı olabilecek düzgün bir konfederasyon başkanını ben talep ediyorum, istiyorum, arzuluyorum. Bu arada hemen şu mesajdan bir tane okuyayım. Okuyun. Aynı yerde sayın abim avcılar günlük olsun, işi olan olmayan var. O kadar para veriyoruz. Bize çok bir şey değil. Saygılarımla avcı Zafer Kır. Şimdi sizi dinliyorum sayın abim. Biz de Zafer Bey'e buradan selamlarımızı iletiyoruz. Bu arada merhaba Trabzon'dan hemşerim oluyor. Şimdi orayı muhakkak okumamı. Trabzon'dan Zeyit avcılar bir kısmı vurmuş olduğu keklik gibi kuş gillerden fazla vurup hevesini dolduruyor. Bunun sınırı var mı? Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Tabii ki sınırı var. Şimdi bunun. Türkiye'de bak bizim avcımızın hep söylüyorum. Biz avcıları bizim için en makbul bize göre biz de avcı olduğumuz için sonuçta onlar bizim için biz onların sesiyiz. Onların sesini dinleyip bunları temsil eden kişileriz. Ama işte yeni sistemle birlikte konfederasyon avcı eğitimlerine önem vermesi gerekiyor. Avcıları eğitmesi gerekiyor. Mesela bu tip bir soru geldi ya Trabzon'dan. Evet. Trabzon'dan böyle bir soru gelmeyecek. Nasıl söyledim programın başında? Avrupa Birliği uyumlarına sisteme uyaraktan bu sistemi alıp getireceksin, Türkiye'ye uyarlayacaksın. Çok zor bir şey değil. Evet. Ha, bunu yapacak olan adam lazım. Bunu yapacak olan kişiler lazım. Madem bu televizyon bizim sesimizi duyuyor, avcılar bizi duyuyor, onlara buradan bir mesaj iletiyorum. Bu yeni oluşacak olan konfederasyonda elini taşın altına koymak isteyen, bilgili, eğitimli olan arkadaşlarımıza da bu konfederasyon açıktır. Ben konfederasyonda yer almayacağım. Ama bunları en azından ileteceğiz, onlara söyleyebileceğiz. Diyeceğiz ki şu yöreden de bu kişiler var. Buyurun siz de birlikte beraber hareket edin. Evet başkan. Yani burada evet, buyurun. Kulüplere bir çağrıda da bulunmak lazım. Bir an önce tüm federasyonlara, bağlı bulundukları bölgedeki federasyonlara ne kadar çok kulüp bağlanırsa o kadar çok güçlü olur. Federasyonlar da konfederasyona bağlanırsa o kadar çok büyük olur. Yani sesimiz de o kadar fazla duyulur. Tabii. Sonra bak eksik bir şey daha var. Konfederasyon yani avcı eğitim pullarından alınan harçlar var. Bunlar derneklere veriliyor. Derneklerle birlikte konfederasyonun parası olması gerekiyor. Konfederasyon avcıları ve dernekleri, federasyonları temsil ettiği için dolayısıyla onların da belli bir bütçeleri olması gerekiyor. Vaka yasada var. Yasada çok enteresan ama başka şeyler de var. Emin Bey ben onu çok incelediydim. Ta bizim federasyondan beri. Dedim ki ben hatta Ankara'da toplantıda daire başkanına oturduk konuştuğumuzda şunu söyledim ben. Ya bir kulüp yani federasyona bağlı veya bağlı olmayan da şu anda da Dağlan'ın dediği gibi avcı
Avrupa'daki gibi bir kulübe bulunduğu, ikamet ettiği yerde avcı olabilmesi için, kendi şahsı fikrim değil, Avrupa'da böyle, o kulübe üye olmak zorundasın. Yani avcı olabilmen için. Kulüp de federasyon olursa o gelen, yani avcılık pullarından alınan paradan bir miktar en azından kulüpleri alan paradan federasyona, federasyondan konfederasyona, böyle bu yücelir, güçlenir. Şimdi federasyon para almıyor, konfederasyon para almıyor. Senin benim üyelerden aldığı cüzi bir parayla nereye kadar bu? Sonra dediler ki niye bu federasyon, dedim ki Sayın Dal, dedim ki siz de bak buyurun, çok oldu bunu ben diyelim 15 sene vardır ana. Dedim ki niye dedim olmuyor dedim bu dedim federasyon, efendim kanun şeyinde defterli dernekler masasında yazmıyormuş federasyon, konfederasyonlar, orman bölge diyor, onun için veremiyoruz ama derneğe veriyor. Ya dernek nedir? Federasyon nedir? Konfederasyon. Daha bunu bilmiyor. Evet. Aslında ikisi de aynı tüzük. Yani o hakkı eşit hakkı bölmesi lazım ki bir yere gelsin bu. Şimdi diyelim ki varsayım yapıyoruz. Avcılık ve Atıcılık Federasyonu birbirinden ayrıldı ve avcılık lağvedildi ya da kapatıldı. Öyle bir şey olmaz ki. Bak, nasıl? Bir dakika. Atıcılık tek başına kalıyor. Atıcılık Federasyonu. TAF. Türkiye Atıcılık Federasyonu. Asıl onu da söyleyelim arkadaşlar. O IFD'dir. Onun orijinal adı TAYAK'tır. Yok, ben TAF'tan bahsediyorum şimdi. Pardon. TAYAK'tan. Atıcılık Federasyonu. Bizim Atıcılık Konfederasyon. Yok, Konfederasyon'dan değil. Konfederasyon'a geleceğim. Tamam. Şimdi buyurun. Ayrıldığı vakit ne olacak? Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden bir üye eksik kalıyor ya, 21 üyeden MAK'ta. Evet. MAK'ta da değişiklik yapmak lazım. Ne yapmak gerekiyor? Bir torba yasayla ilgili. Bir torba yasada bunu çıkartmak, revize etmek gerekiyor. Yani Gençlik Spor Müdürlüğü'nün yerine demin söylediğim gibi AYHAK'tan, yani Konfederasyon'dan bir üye gelmesi gerekiyor. Bu nasıl olacak? Bu tabii müracaatlarla birlikte olacak. Başka türlü olmasına imkan yok başkan. Evet. O olmuşken, hazır o olmuşken, hani biz hep eksik kalıyoruz ya, bazı bölgeler bizim çok büyük. Mesela İç Anadolu olsun, Doğu Anadolu bölgesi olsun. 9 bölge yerine 11 bölge. Ondan beraber bu da tasarıya konsa, 11 avcı temsilcisi oraya gitse. Yani oradaki bir eşitlik olsa, bir adalet olsa daha iyi olur bence, kanımca. İşte o dediğim doğru. Zaten orası da eksik olan Merkez Av Komisyonu. İşte hepsini birlikte yapmak lazım onların da. Şu anda en sevdiğim dostlarım Rusya'dan izliyorlar. Hemen okuyalım. Evet, devam et. Oku Rusya. Evet. Çünkü bizim hayranlarımızdan biridir o. Şimdi bakın, burada başka bir şey daha var. Kanun yapısı, kanunun birinci maddesinde diyor ki, bunu sabahleyin Mahmut Kuley'inle, o denizdeydi, denizden çıkarttırdım erkenden. Dedim ki ya Mahmut abi, bana biraz bu konuda bir bilgi ver. Ben boşa düşmeyeyim. Sen bana bu konuda ne düşünüyorsun, ne söylüyorsun, senin fikirlerin nedir? Sen bu işin önde gelen duayenlerinden birisin. Biz beraber 4915'i beraber yazdık. Konfederasyonu beraber tüzüğünü hazırladık. Dedi ki birinci maddesinde bunu değiştirememiştik o zaman dedi. Şöyle diyor. Avcılık sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini maalesef bakanlık çalışanlarının anlamayacağı şekilde özel hukuk tüzel kişiliği ile işbirliği terimiyle belirtmiştir. Ne anlıyorsun daha da Allah aşkına? Bir şey anlıyor musun? Bak, okuyorum cümleyi. Özel hukuk tüzel kişiliği ile işbirliği terimiyle belirtmiştir. Bir şey anlıyor musun bu işten? Evet. Dolayısıyla avcı sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine yanaşılmamıştır. İleride AYHAK MAK üyesi yapılırsa yukarıda bu terimin de düzeltilmesi gerekir. Bu terim düzeltildiği vakit de o zaman konfederasyona katkılar olur. Şimdi işte bu nedenle de bak AVBİS'e geleceğiz şimdi. AVBİS, AYHAK işbirliği ile düzene sokulmalıdır. Yani konfederasyon. Tabii. Yani AVBİS kalmalı mı, kalmamalı mı? MAK mı yönetiyor, AVBİS mi yönetiyor? Yani bu AVBİS nereden çıktı? Konfederasyonumuzu yani bu olda yetkili kılması lazım. Şimdi başta ona bir karar vermek lazım. Biz MAK'a göre mi avlanacağız, AVBİS'e göre mi avlanacağız? Ya Allah bizim aşkına, muhatabımız hangisi? Dağlı bir şey soracağım.
Avbis'le ilgili milletin büyük bir sıkıntısı var. Adam giriyor tık 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 gece kotaya giriyor. Bütün gece uğraşıyor bir kota alabilmek için. Kota ya veriyor ya da vermiyor. Doğru yani mu? Tek başına söyle. Ya 4 kişiye gideceksen mesela bizim başımıza çok geldi. Evet. Üçümüz alıyoruz birimiz alamıyoruz. Ve komple bir sene boyunca yaptığımız program iptal oluyor. Yani Avbis bizi resmen kaçak avcılığa itiyor. Bu arada hemen okuyayım mesajları. Çünkü çok mesaj. Emin Esenkova abime, Engin Dağlı kardeşime selamlarımı sunar. Üstatlara soru sorulmaz. Sadece dikkatle izlenir. İyi yayınlar sevgili başkanım. Kadir Çiftçi, Marmara Federasyon As Başkanı. Selamlar Kadir abim. Hayırlı yayınlar başkanım, Engin arkadaşıma ve sayın edebiyata selam. Milli Parklar pul satışları ikinci bir emre kadar durduruldu. Acaba yeni bakanımız yeni dönemde avlanma pullarını bin marketlerinde mi satışa çıkaracak? Marmara Federasyon As Başkanı İrfan Ünal. İrfan kardeşime de selam. Böyle şey soruları vardır bunun. Yok, o demin Emin Bey'in lafının bitmesini bekliyordum. Evet. İkinci bir emre kadar avcılar kulüplerine verilen pay durduruldu. Çok önceden müracaatını edenler şu anda. İyi mi kötü mü? Şimdi bence iyi. Durdurulsun. Avcılar kulüplerinin gerçi gelirleri biraz kısılacak ama bu sefer de DKM Milli Parti'nin verdiği sus payıdır o. Hiç olmazsa mücadele etsinler biraz. Biraz kulüp başkanları bana kızacak ama avcılar kulüp başkanları size verilen o pul paralarını aidatları, gerçi sizin kulübünüzü idame ettirmek için o size faydalı olabilir. Fakat yeri geldiği zaman da bu paydan belki Milli Parklar vazgeçer diye de sessiz kalmayın hiç olmazsa. Bu payların hatırına avcıların bayağı bir savunun. Çünkü bu payları aldığınız zaman Milli Parklar diyor ki sen sus kardeşim, aslana puldan şu kadar para demeye getiriyorlar. Yani bu oyunlara da gelmeyin. Milli Parklar'ın avcılar kulüplerine üyelerinize gerçekten siz layık olun. Üyelerinize başarılı olun. Üyeleriniz sizi yalnız bırakmaz, yarı yolda bırakmaz. Benim de fikrim bu yönde. Program arasında pek selam vermek pek hoş olmuyor ama bizi Slovenya'dan çok değerli bir arkadaşım var, Kamzinova. O da izliyor. Kendisine selamlar söylüyoruz Kamzinova'ya, Slovenya'ya. Slovenya'ya. Evet. Bu arada İrfan Başkan bir şey daha ek yaptı. Yanlış veya doğru onun yazısı. Çünkü ben bilmiyorum. İlk defa duydum. Yeni bakan BİM'in sahibi. Bilmiyorum valla. İrfan Başkan'a. Yeni bakan da İzmirli olduğunu biliyorum. Ekrem Pakdemir, rahmetli Ekrem Pakdemirli'nin oğlu. O, kendisi de avcı olan Ekrem Pakdemirli. Onun oğlu ve jeolog da yapıyor. Ben biraz araştırdım ve çok başarılı yapmış olduğu konularda, görmüş olduğu, üstlenmiş olduğu görevlerde başarılı bir şahsiyet. Yeni görevinde yeni Tarım Bakanımıza başarılar diliyoruz. İnşallah avcıların yanında olur. Biz de avcılar da olarak da onun her zaman destekçisi oluruz ve severiz. Duyduğum kadarıyla Dağ şeymiş babası, bilmiyorum yani, daire başkanı da avcıymış diye. Avcıymış ve bizim eski bakanlarımızdan Ekrem Pakdemirli'nin oğlu. Avcı mıydı? Evet avcıymış. İnşallah hayırlı bakanlık. Oğluna da bulaşmıştır inşallah. Tam tersi mi olur? Buyur Emin Bey. Şimdi buyurun. Yok, ne diyoruz? Nerede kaldık? Yani sistemden bahsediyoruz. Sistemden bahsediyoruz da şimdi madem sisteme geldik. 7 gün avcılık yapılırken, herkes memnunken neden 3 güne düşürüldü avcılık? Şimdi çarşamba, cumartesi, pazar diyor. Çarşamba, cumartesi, pazar da vardiyada çalışan insanlarımız var. Vardiyada çalışan avcı arkadaşlarımız var. Neden çarşamba? Madem 3 gün yapıyorsun, hiç olmazsa seçmeli gün yap ki adam da ona göre izinlerini alsınlar. Dağlı 4 gün av... Göçmen kuşlarda 4 gün. Göçmen kuşlarda 4 gün. Ama o dediğine hemfikirim. Yani unutma kelimeni de ben onu baştan beri söylüyorum. Ya 3 gün olsun ama bırak istediğim zaman kullanabileyim ben onu. Abi şimdi ABIS sistemine göre sen önceden bu ABIS çıkmadan önce ne yapıyordun? Bugün hadi arkadaşlar toplanalım. Hava da güzel. Her şey güzel. İzinlerimizi de aldık. Ayarladık her şeyimizi. Hadi gidelim, gidiyordun. Kendi isteğinle gidiyordun. Kendine göre avlanıyordun. Ama bu sistem ne yaptı? Sen kendi isteğine göre değil, geleceksin, benden izin alacaksın. Benim istediğim gibi avlanacaksın diyor. Ya avcılığın içinde özgürlük var. Kimse 100 gram etten sevip gitmiyor ki ama. Büyük şeylerin sıkıntısından, dertinden
kalabalığından, stresinden. Ben bir şey soracağım. Kurtulmak için dağılı. Şimdi avcılık 4 gün değil mi? Evet. 4 gün. Allah aşkına bana bunun cevap ver. Sen bir avcı olarak bana bunun cevabını ver. 4 günle 7 gün arasında ne fark var? Seçme farkı var. Hayır, yani 7 gün avın serbest olmasının ava bir zararı mı var? Yok, işte bunu da sorduğumda değerli Milli Parklar görevlerine, neden siz 7 günü 3 güne düşürdünüz? Neden yani 7 gün alın? Biz şimdi kekliğe bıldırcına gider adam keklik vurur. Tavşana gider keklik vurur. Domuza gider keklik vurur. Dedim bütün sistem keklik üzerinden mi kuruldu? Evet diyor, bütün sistem, biz yerli bu kuşumuzu koruma altına almaya çalışıyoruz. Çünkü sistem ne diyor? Bugün diyor 2000 tane avcı keklik kotası almış. 2000 tane avcı keklik kotası aldı. Hemen 2 çarpı 2, 4. Bugün 4000 tane keklik vuruldu bak diyor. Nereden biliyorsun vurulduğunu? Ya sistem diyor bak. Sistem 2 çarpı 2, 4. 4000 tane keklik vuruldu bugün diyor. Ya orada hangisi geri dönüşüm yapıyor? Allah kimse yapmıyor ki abi. Yani. Kimse yapmıyor, onu envanter yapıyor. Şimdi bu sene biraz daha iyileştirdiler. Sen uzmanlık dalın Emin Bey. Evanter. Bu sene biraz daha iyileştirdiler. İki farklı, aynı gün içinde iki farklı yere. Ya onu söyledim bugün. Sahip müdürüme de selamlar. Avcıların yanında olan bir tane de müdürümüz var. Milli Parklardan da çıktı. Sağ olsun kendisine. Rahmetli Yaşar Türkleş'ten sonra onu da rahmetle anıyoruz. Bir de Sahip müdürüm var. Birkaç tane müdürümüz var ama onlar da yönlendirmelerden biraz cılız kalıyorlar. Şimdi biz Ankara'da avlandık. Kotamızı Ankara'da aldık. Bakın evet. Hiçbir şey, her şeyimiz, evraklarımız hepsi tamam. Ankara'da kotamızı aldık. Keklik tavşan kotası aldık. Ankara'da avlandık. Dönüş yapıyoruz. Telefon geldi. Ya neredesiniz? Ankara'dan dönüş yapıyoruz arkadaşlar. İzmit'ten arıyorlar bizi. Ya gelin bak şimdi sofrayı kurduk. Gelin bir özledik sizi. Hadi gidelim sizi. Gelin de buraya bir çay içelim falan. Tamam. Hemen Ankara çıktık otobandan. İzmit'e doğru gidiyoruz. Dağlardan açtık. Adamların avlak mekanına doğru gelirken Milli Parklar çevirdi bizi. Şimdi suçsuzken suçludur mu? Nereden geliyorsunuz? Avcıyız. Avdan geliyoruz. Nerede kota aldınız? Ankara'da. Ne vurdunuz? Keklik tavşan. İzmit'te ne işiniz var? Hadi verin evrakları, cezayı keseceğim. Sizin İzmit'te ne işiniz var avlarından? Ya suçsuzken suçsuz duruma düşüyoruz. Yani şimdi burada avcının hakkını koruyabilen bir kurum yok. Bizde bir kurum yok. Ferdi hukuk, ferdi insanlar var. Yani av suçu işliyor, işliyor ya da işlemiyor. Ama seni temsil edecek bir birim yok. İşte konfederasyon burada çok önemli bir görev teşkil ediyor. Ama işte konfederasyona yetki vermiyorlar ki. Yani Merkez Av Komisyonu'nda Avrupa gibi değil ki Emin. Onun için diyoruz işte yeni bu sistemde ne olmalı diyoruz. Bu arada da hep şikayetler aynı. Abi biz paramızı veriyoruz, doğru av yapamıyoruz. İşimizden dolayı ben karşıyım abi. İnternet üzerinden izin almaya çok meraklı mıyım? Teşekkür ediyorum. Haklı. Zafer. Yani hepsi aynı. Bak şikayetler. Herkesin evinde var. İnternet olacak. Herkesin evinde ya bilgisayar olacak. Herkes interneti biliyor olacak. Mecbur mu ya? Mecbur değil ki. Telefonu yok ya. Ama işte adam diyor ki herkes bunu öğrenecek, yapacak. Ya yapamıyor. 70 yaşındaki adam ne yapacak ya? Ona da hadi af getirdiler de. Onun yaşını da biraz çeksinler. 60 yaşına indirsinler. Adam da bir hayatının baharında güzel bir av yapsın. Bulgaristan'dan Cengiz abi yayınlar, her zaman söylüyoruz, çok kaliteli bir program. Emin Bey'in fikirleri, tüm avcılar katılırsa her şey daha iyi olur. Kendisini Bulgaristan'da ava davet ediyoruz. İyi akşamlar. Bulgaristan illa Emin'i mi yani şey yapıyorsun? Benim Velike Turnuva'da firmam vardı ya. Şimdi bak sahipsiz, Bulgaristan'a da selamlar söylüyoruz. Sahipsiz kalmanız dedin ya Emin Bey. Aile hekimlerinin keyfi durumları var. Bu en başta, şimdi daha avcılığa yeni başlayan adamı bıktırma yolunda bir mevzuat. Şimdi avcılık tezkeresi alacak adam, aile hekimi, devlet demiş ki aile hekimleri sağlık raporu verebilirsin. Verebilirsin diyor. Sağlık raporu aile hekimleri vermek zorundadır demiyor. Verebilirsin. Doktorun inisiyatifine kalmış. Ya kardeşim gideceksiniz, aile hekimi de neticede bir insan. Avcılığa karşı olabilir, silaha karşı olabilir ama bunu bir anlatmanın yolu vardır. Gidersin hemşerim. Hemşerim ben 3 tane arkadaşıma da öyle aldırdım yani silahı. İlla da avcılıktan. De git kardeşim, ben av yapmayacağım. Sadece evimde koruma amaçlı, güvenlik amaçlı silah alacağım. Onun için bir ruhsat çıkartıyorum. Buyurun verir misin? Adam da çıkartıyor, veriyor. Yani
Ya veremem falan dediği zaman da niye vermiyorsun? Vermek zorundasın. Bu adamın üzerine gitmeyin kardeşim. O da orada görevli. Yarın bir gün o imzayı attığı zaman o imzanın hesabını da o adama soracaklar. Ama hesabını bunu soracak dediler mi ki? Şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Bu da var. Ben yaşadım çünkü. Tamam, o dediğin doğru. Güzel bir sistem. O hoşuma gitti. Yani de ki av yapmayacağım ben. İşte evde bulundurma amaçlı falan. Yani o bir nevi yani güzel bir şey yani onu, ama tamamen karşı olan zaten kapıdan geri çeviriyor seni. Ona ne diyeceksin? Diyorsun yasada var diyorsun, verebilir diyorsun. Diyor ki mesela verdim sana, çıktın dışarı vurdun adamı diyor. İşte, ya da birinin kaza yaptı, ne oldu? O zaman dedim sen avı unut, silahı da unut diyorum. Normal dedim, ben mayineye geldim. Verdin bana rapor. O anda çıktım ya, kafa gitti benim. Vurdum biri, ne oluyor? Sen mi suçlu oluyorsun o anda dedim. Evet. Şimdi aynı şekilde bir şikayet daha var bizim Av TV ailesinden, sevgili Murat Seçkin, program yapımcısı o da. Programa katılamadığı için ama bana bir mesaj göndermişti bugün. Arnavutköy avcıları için bu geçerli. Arnavutköy Sağlık Ocağı telefon numarası var. Başhekim Recai Yahyaoğlu. Bunlar da hiçbir şekilde sağlık raporu vermiyorlarmış, sıkıntı yaratıyorlarmış. Başka yerlere yönlendiriyor. Şimdi aile hekimleri diyor ki git kardeşim bana psikolojik doktordan bir tane kağıt getir. Psikiyatriden bir tane kağıt getir, ben sana yazayım. Neticesinde yarın bir gün bana sordukları zaman sen psikoloji uzmanı mısın? Yok. Niye sen bu adamın psikolojik sorunlarına nereden kanaat getirdin, bu adamın yarın bir gün suç işlemeyeceğine? Şimdi psikiyatriden nasıl rapor alacak? Psikiyatri doktorunun karşısına çıkacak. Psikiyatri zaten. Ben avcıyım. Ben avcıyım. Sabırlı olacak. Zaten avcı. Psikiyatri doktora bakacak. Bunun psikolojisi bozulmuş diyecek. Ben bunu. Doktorlar bu sefer kabul ediyor. Sadece böyle tam teşekküllü devlet hastanesinden 300-400 lira. Bir de bir hafta falan sonrasında da gün veriyor adam yani. Bir de seni heyete sokuyor. Heyete 300 küsür tane sorudan geçiriyoruz. Yani senin sabrını iyice ölçüyor. Bir yerde de benim için bu yapılması gereken, yani neticesinde biz taşıma silah, yani öldürücü silah. Ama ben Yivli, örnek vereyim. Yivli'ye bak. Yivli'ye tam teşekküllü devlet hastanesi, her şeyi yapıyorsun ediyorsun. Av tüfeğine, yivsiz av tüfeğine yapmıyorsun. Ya yivsiz av tüfeği. Neticesinde bir kuru sıkı tabanca bile bir cam şişeyi paramparça ediyor. Kuru sıkı havalı tüfeklerden internette seyrediyoruz. Havalı tüfeklerden domuz avcılığı yapanlar var. O kadar güçlü tüfekler. Evet. Havalı tüfekte yeri geldiğinde adam öldürür. Yeri geldiğinde bir tane kalem dahi adam öldürür. Evet, doğru. Hepsi silah yani, buna bakarsan. İyi yayınlar diliyorum. Benim ve birçok avcı arkadaşım da katılacağı düşündüğüm sorunu dile getirmenizi istiyorum. Benim tatilim Perşembe. Ben uykumdan fedakarlık edip 2 veya 3 saat avlanabiliyorum. Av her gün olsun, avcı haftanın 3 günü avlanabilsin, 4 gün içinde sistem izin vermesin. Bizim teminki söylediğim sistemden bahsediyor. Evet, biz de onu istiyoruz zaten. Yeni av sezonu tüm avcı camiaya hayırlı olsun. İnşallah bu avcılık avbisten kurtulur. Engin Dağlı ve size selamlar. Takipçinizin Ünal Çıkış. Ve aleykümselam. Aslen Samsunlu şu anda. Bursa'da mı var? Bursa Nilüfer Belediyesi'nde zabıta amir yardımcısı şu an. Öyle mi? Uzman çavuşluktan gelmişti oraya. İyi bir arkadaşımız. Yaklaşık 7-8 seneden beri keklik açısını da beraber yaparız. 8 seneden beri bir doğru düz keklik açısı yapamadık. Her gittiğimiz yerde hüsran. Mesela geçen sene gittiğimiz yerde hani dedik ki sisteme 4-5 kişi birden giremiyoruz. Hakikaten giremedik. Yani çünkü nasıl bir avlak, Beypazarı'na kota alacağız, Beypazarı'na gideceğiz ve nasıl kota? İki kişi Samsun'dan geldi, biz üç kişi İstanbul'dan gittik, üç kişi de Silivri'den geldi. Karma. Karma. İki kişi de bunlar Bursa'dan geldi. Hepimiz Beypazarı'nda toplanacağız, böyle bir plan yapıyoruz. Bir seneden beri plan yapıyoruz fakat bir seneden beri yaptığımız plan bu abis sistemi yüzünden çöktü. Niye? Hepimiz istediğimiz yerden, bizi davet eden adamın, oraları bilen adamın davet ettiği yerden kota alamadık hepimiz aynı anda. Ne yaptık? İki kişi başka bir hemen yan avlandan aldık.
Diğerlerimiz hiç bilmediğimiz, kimsenin de bilmediği bir meradan gittik, koğut aldık. Hatta onun programı da var. Ankara Keklik Açılışı diye. Geldik bir dağlara. Neresi bu? Aa, burada keklik olabilir mi? Olabilir. Hadi gidelim bir de. Tespit yapıyorsun. Öyle yani. Rastgele. Kaldırdık yani. Rastgele de gittik, keklik de kaldırdık ama. Yeni öğrenmiş oldum bu arada. Evet. Fakat aksilik değil mi? O yan avlaktan kota alan arkadaşım ormancılar çevirdi. Allah. Hepimiz dağlardayız. O orada çevirdi. Ya kardeşim biz avcılıktan. Bir de adam memur adam. Yani Nilüfer Belediyesi'nde memur adam bu. Adama ceza yazdılar. Tabii bizim bütün moraller falan zaten hepsi sıfır oldu. İşte kötü tarafı ne biliyor musun? Bir de bu avlak sağ hudutları var ya. Ben onu işliyorum, bazen kulak arkası yapıyorlar. Bak bazen. Çünkü ben bunu bilhassa kendim yaşadım. Geldi şimdi Ormanlı'daydım. O set boyu var set ya. Boyu, set biliyorum, boyu. Bakın şimdi ben çok iyi bilirim. 12 yıl oran projeli şeylerini çizdim ben. İlav komisyonu. Şimdi orada yenileri, yeni gelen orman muhafaza, işte biliyorsun şoförü de denetliyor, iç yetki. Kimse bizim avcılarda anlamıyor, yeleğe giyen bakıyor. Mühendisi, memuru hepsi girmiş. Neyse şunu demek istiyorum. Avcı şimdi avlanıyor, haritada serbest gözüküyor. Kitapçıkta da serbest ama haritada biraz kaymış oluyor. Ama ne diyor orada? Merkez Av Komisyonu kitapçığında şunu diyor. Yani kanun olunca, yani tutanağı haline geçince diyor, yani resmi olarak harita baza alınmaz, Merkez Av Komisyonu kitapçığı baza alınır diyor. Ya kardeşim, o zaman haritayı niye çiziyorsun sen? Ondan sonra ne oluyor? Geliyor benim akıllı telefonum, senin akıllı telefonu, geliyor ormancı, ben de orada seyrediyorum. Beni tanıyorlar, yanaşmıyorlar bana. Gittiler çocuğa soruyor ama çocuk serbest bölgede. Bak. Geldi ormancı, söyleyeyim Çatalca'dan burada. Yasak bölge buraya, olur mu dedi. Uydu sınırı burada, açalım. Uydudan giriyorsun zaten. Evet. Giriyor, yan yanayız böyle. Seninki, o avlananınki serbest bölge gösteriyor. Benimki yasak bölge gösteriyor, aynı yerde duruyoruz. Bunu ayıklayamıyor, çocuğa tutanak tutuyor. Evet. Nasıl yani. Çocuk ispatlayacak şimdi orada şimdi? Sınır, ya ben diyorum ki sınırın, iki sınırın arasında bir avcıya tolerans tanıması lazım. Bir tampon bölge olması lazım. Nasıl mesela vuruyorsun çulluğu, emin zaten tam çulluğu. Gidiyor, ne yapayım, yasak bölgeye düşüyor. Önüne düşmüyor ya bu kuş. Abi çulluk hadi neyse, sen köpeğin yanında avlanan, çulluktan vazgeçtik. Yanında avlanan, hani dediğin gibi bizim arkadaşlar da keklik yedi, keklikten ceza yediler. Keklikte gittiler. Keklik açığa gitti. Meğersem otoban kesiyormuş oranın sırrını. İşte. Karşıya geçti. Aldılar. Alırken, gelirken geldi ormancılar ceza yazdı. Artı bizzat biz yaşadık onu. Hani seterler, kuş köpekleri, bunlar tamam bir şey değil. Peki domuz köpekleri, kupaylar, tavşan köpekleri, bunlar bir aldılar mı? 2-3 daha birden, 2-3 avlak birden atlıyor. Bunların önüne nasıl geçecekler? Yani evet. Köpeğe diyemezsin ki dur geçme, oradan kota almadık, sen gitme, nereye gidiyorsun? Hani köpek gelmedi. Yok, artık bundan sonra diyecekler köpeğin dilini de çözün artık, köpekçe konuşun diyecekler. Köpek kaldı orada, şimdi teknoloji gelişti, takip cihazları var. Köpek kaldı, yaralıydı belki domuz. Köpek baktı, 2 avlak sonra da duruyor. Girdi gidecek, yasak bölge. Gidecek köpeğini almaya adam mı? Adamın köpeği değerli köpek. Gidecek köpeğini almaya. Ormancı geldi. Ne işin var sen burada? Sen buradan kota aldın. Senin, ya bu köpek, köpeğe ben nasıl kotasını aldırmayayım bunun? Kotasını nasıl ben belirleteyim köpeğe? Aynen. Köpek alıp başını gidiyor. Doğru. Bir de eskiden bir... Abi kusura bakma, lafını kesin. Yok buyur be. Önceden Emin Bey bu il genelinde pullar alıyordu. İl genelinden. Bir de Türkiye geneli, yani ben ona süper diyordum. Gittiğim zaman da bana süperinden ver diyordum. Bir Türkiye geneli, bir de il geneli. Bu avlakları bu köylere kadar böleceğinize, il bölün de bu sınır ben çatışması... Ben onu söyledim. Ben bu onu sınır söyledim. Çatışması da kalsın ya, oğlum. İstanbul'da dağlı söyleyeyim sana, biliyorum. Da, avlağın içinde o, avlak var abi ya. 10 tane avlak sağ var. Evet. 6 tanesi Avrupa yakasında, 4 tanesi Anadolu yakasında. Ya Allah aşkına birbirine karışıyor ki zaten bunu. Hangi biri biliyor şey sınırlarını? Bir de abi avlakları yaparken. Yani yapsam Avrupa avlağı, Anadolu avlağı yap, komple yap. Ya avlağı yapıyorsun. Şöyle yuvarlak içinde, burası bir avlak de. Ama öyle yapmıyor. Bu avlağı böyle girintili çıkıntılı yapıyor. Şöyle yapıyor. Sen şimdi buradan böyle gidiyorsun. Bu avlak böyle olsa buralarda dönersin durursun.
Sen gidiyorsun buradan bu avlaktan geçiyorsun başka bir avla. Oradan sonra tekrar kendi avlana geçiyorsun. Böyle girintili çıkıntılı yerler. Yarımada gibi yerler yapıyorlar. Evet. Milletin de kafası. Herkesin harita bilgisi yok ki. Ruhsatsız tüfekler için ruhsat alabilmek için bir fırsat versin de gündeme getirirseniz memnun olurum. Evet. Yayında başarılar da. Evet. Ruhsatsız silahları. Devlet şimdi kayıt altında olmayan bir sürü. Kayıt altına alınmayan bir sürü var. Silahlar var arkadaşlar. Bizim de temennimiz o. Bir saniye. Şu anda Cengiz Başkan hepinize iyi akşamlar. Bizim sizden ricamız 65. Bak bu Süheyya abidir ha. 65 deyince ben Süheyya. Bak şimdi baktım Süheyya abi. Sizden ricam 65 yaz üzere avcılardan pul veren maliye parası almasınlar. Emekliler adına yazıyorum. %70'i geçim sıkıntısından av belgelerini iptal ettiler. Lütfen emekli avcılara son günlerinde kahvelere, evlerine mahkum etmesinler. İyi akşamlar. Süheyya abiye de iyi akşamlar diliyorum. Süheyya abi yenge mi kovuyor seni yoksa? Buyur abi. Evet. Avda güvenlikten bahsedeyim mi Emin abi? Avda bu güvenlik. Çok kazalar olmaya başladı gene. Bahset. Ya bu turuncu yele, turuncu bir obje, turuncu bir şapka, turuncu bir kolluk, turuncu bir atkı. Arkadaşlar genelde orman içi avlarda buna çok önem verin. O bir turuncu bir bez parçası geri gelirse belki sizin hayatınızı kurtarır. Belki sizin başkasının canını almanızı engelleyebilir. Bütün domuz avları olsun, diğer keklik, tavşan, çulluk bu gibi avlarda mutlaka turuncu. Çünkü turuncu doğada olmayan ve doğada çok çabuk görünen zıt bir renk olduğu için doğada çok çabuk fark edilmesini sağlar. Turuncu renkten vazgeçmeyin. Avlarda evet. Turuncu rengi kullanın. Evet. Antalya'dan Cengiz Başkan, ben Antalya'dan Muhammed eşimle birlikte kayıtlı sürekli devletine vergisini ödeyen avcıyız. Yenge de herhalde avcı, bravo. Önce devlet köylerindeki ruhsatsız tüfekleri toplamalı. Biz eşimle gittiğimiz devlet avlaklarında bulunan köylerde maalesef insanlarda ruhsatsız tüfek ve var. Bunlar kaçak av yapıyorlar. Buna bir ekranda söyleyin diyor. Söyleyin kolluk kuvvetleri bilsin. Bunlar zaten kolluk kuvveti biliyor arkadaşım ama yeterli şey yok. Ekip yok. Yani Türkiye'de maalesef yeterli ekip yok. Denetim yok. Denetim yani, neden yok? Sistem yok. Yani, oraya geliyor konu. Yok. Evet yok. Yani sistemdeki aksiyon. Denetim zaten sadece eksikti. Av günlerinin açık olduğu günlerde var. Evet. Av günleri kapalı olduğu zaman denetim yok. Çünkü nasıl olsa avcılar gitmez diyorlar. Ya belgeli avcı yol kenarlarında avlanır. Belki siz avcı hiçbir zaman gelip de yol kenarlarında ya da avın açık olduğu günlerde size keklik gibi böyle düşecek yerlerde avlanmaz. Zaten biraz köylü arkadaşlar kızacak bana ama en güzel avı da köylü arkadaşlar yapıyor. Tabii ki. Bak ya şimdi Dağlı unutma, çok önemli bir askerimiz yazmış bize. Onu öne alalım, okuyalım. Başkanım ben askerim. Devlet bana top, tüfek, roket kullandırıyor. İvsiz av tüfeği ruhsatı için sağlık raporu isteniyor. Tezat değil mi? Ama bilmen lazım. Kanunda var. O milli bir görev yapıyor. O ayrı bir şey. O canım. Ayrı bir şey. Milli görevle onu karıştırmayalım arkadaşlar. Evet. O yani bugün polisi de alıyor. Bugün orman muhafazası da alıyor. Hepsi bunlar birbirine bağlantılı. Mesela bir avcı olabilmek için de eğitime gitmelisiniz. 4 hafta. Bu arada bir arkadaşımız devamlı telefondan arıyor arkadaşlar. Telefona cevap vermiyoruz. Mesaj veya WhatsApp'tan yazın diyoruz. Yine arıyor. Başkanım İzmir Hatay Derneği'nden benim Kartal, ya sizden ricam bu av bis hep eksik yazmış. Bu av bise bir çare bulun. İnan bu çıktığından beri avımız mahvoldu. Bazı arkadaşlarımız avı bile bırakıyor. Evet, standart diyor. Konular. Ya yani. Hep bunlar kaçak, standart. Kaçak avcılar milleti yönlendiriyorlar. Avcısı zaten işte. Herkes karşı bunlar işliyor. Zaten bu sistemin tamamen kalkmasından yana avcılık.
ya da bir güzel bir sisteme oyulmak. Ya her şeyden önce şunu söyleyeyim. Abi Scott, Allah aşkına dünyada hiçbir yerde böyle bir sistem ben görmedim. Gören varsa atsın bana mesajdan veya WhatsApp'tan yazsın bana. Emin Bey'in dediği gibi Avrupa'dan hiç bilmiyorsan al bir sistemi oturt buraya. Buradan çok çok daha güzel Avrupa uyum yasalarına göre. Buyur Emin Bey. Ya bu zaten yıllar önceki projedir. Evet. Yani keşfedilmiş bir şeyi tekrardan keşfetmeye gerek yok. Komşu ülkelerimize bakıyorsun. Adamlarda çatır çatır av var, yaban var, doğa var. Bize bakıyorsun. Bizde bu kadar doğal güzellikler var. Göç yolları üzerindeyiz. Ve doğru düzgün avcı avlanamıyor. Av ve yaban hayatına gereken önemi veremiyor. Emin Bey, sizin alanınız, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Karaca'dan av yapamıyoruz. Karaca avı ile ilgili düzenleme konusunda bir görüş öneri sunulsa milli parklara, abi serbest olsa, benim elimde olsa serbest olsa, ama Karaca'da maalesef koruma altında olduğu için. Yok, Karaca için bildiğim kadarıyla bazı kotalar var. Ama kotalar var, kota alırsan var, onu da alamıyorsun, evet. Yani onu da söyleyeyim. Anladığım kadarıyla arkadaşımız şunu demek istiyor Emin Bey. Şey, biz de avlayalım yani Karaca. Avlasan zaten hiç Karaca kalmaz ki burada. Yok, zaten avlanıyor başkan. Ya o yani, ayrı, evet. Yani, zaten avlanıyor. Çok da yani. Pahalı değil. 500-600 lira falan yeğli tüfekleri. Evet. Bizim arkadaşlar yapıyorlar. Ama bir ara galiba av tüfekleriyle de serbest oldu diye yanılmıyorsam. Öyle ben bir tam şey bilmiyorum vardı. Onu bilmek lazım. Av tüfeklerinin değil de yivlisi olan arkadaşlar. Karaca avı ayrıca çok zevkli bir avdır. Milli. Çok özel bir avdır. Ben kıyamıyorum. Ben kıyamıyorum. 8 yani. Kere karşıma çıktı ve dikildi böyle. Ya bu 8 tanesinin en azından 6 tanesi %100 vurulacak pozisyondaydı. Öyle bakıştık. Yani sen Karaca, de. Yaban domuzu çıksa avlayabiliyor musun? Yaban domuzu ne avlayabiliyor musun? İkisinin arasında bir fark yok ki. Ya onun böyle bakışları, bir göz göze geldik ondan bir kere biz. Evet. Benim de çok düştü önüme. Böyle hatta resim çekeyim de. Hayır, o yaban domuzu biraz kıllı mıllı olduğu için belki sana antipatik geliyor. Evet, ondandır belki. O biraz daha mazlum görünüyor. Şey, Sayın Dağlı'nın savunması yok. Onun öbürkünün savunma mekanizması var. Şey, Sayın Dağlı'nın aynı anlattığı gibi, Sayın Başkan iyi yayınlar. Abi ben bir avlakta avlanıyorum. Köpekler domuza başka avlığa geçti. Köpekleri almaya gittik. Tüfekle arabada. Bizi zor durumda bıraktılar. Lütfen bu konuyu değinir misiniz? Az önce herhalde dikkat etmediniz. Sayın Dağlı bu konuyu işlemişti. Evet, herkes bu konuda sıkıntı var arkadaşlar. Köpek yerine... Yani bunun önlemini şöyle alacaksın. Nasıl? Yani bak, şimdi diyelim ki adam kopo avcısı. Evet. Yani kovucu köpekle avlanıyor. Belli bir yer için, kota için izin aldın. Ama 7 kilometre, 10 kilometre bir mesafe bir alanda ya da hektar alan içerisinde. Fakat merayı atladı. Yaban domuzu başka bir alana geçti. Köpek de oraya gitti, dönemedi. Sen kendin gittin köpeğini teslim almaya ya da almaya. O sırada fotokopan yakaladı seni. Bir de öyle bir şey var. Bir de öyle bir şey var. Tabii. Fotokopan yakaladı. Evet, yakalanmıştı öyle. Galiba teröristler mi yakalandıydı? Ordudan bir yer fotokopana yakalandı. Bolu'da 16 kilometrede aldık köpeği biz. 16 kilometrede abi. Selam dostlarım. Beykoz'da Akbaba köyünden Tuğrul. Ataşehir bölgesinde doktor Emel rapor vermiyor. Bu gibi doktorlar avcılık, atıcılık nedir bilmez. Avcılık ve atıcılık konusunda eğitim verelim doktorlara diyor herhalde. Ben o tüyoyu verdim. Arkadaşlar, ben avcıyım diye gitmeyeceksiniz. Ben evimde silah bulundurmak için alıyorum, güvenlik amacıyla. Aslında ben avcılığa da karşıyım. Böyle bir şeye de yaklaşın. Baktınız böyle avcılara çok antipati yaklaşıyor. Böyle bir durumdan gittiğiniz zaman alırsınız. Bak, benim kaç tane arkadaşım aldı o yönden. Bu da size bir tüyomuz. Evet. Şey, abi size saygı duyuyorum. Şimdi sizlere beraberine TV başındayım. Abi bir de, ya bu avcılarımızın da hiç istekleri bitmiyor ama. Bitmez ya, normal ya. Bak şimdi abi, bir de otomatik tüfeklerde takoz kalkması lazım. Ormandayız. Domuz neyle avında. Karşılayacağımız
Ha, domuz ağında biraz mantıklı ama ötesinde bana pek mantıklı gelmiyor. Bakın benim nacizane fikrim, ha ben bunu istiyorum değil. Herkesin fikri o. Yani, herkesin değişik fikirleri var. Bana sorarsan ben başka bir şey söyleyeceğim. Ya, sen zaten tam şey, ormanda neyle karşılaşacağımız belli değil. Abi sizi severek dinliyorum. İyi geceler. Allah'a emanet olun. Beni dinleyeceğin. Nereden? Ama hangi yöreden abi? Yöreyi söylemiş mi? Yok. Söylemedi. Ama yukarıda bu dağ var. Evet. Domuz avında sadece takoza. Ben bu arada bakayım. Olmayabilir. Ama diğer kuş avlarında takoz olsun. Ya bak ben sana bir şey söyleyeyim. Çok eski bir avcısın Engin. Orman avında kullanıyor bu. Değil mi? Açık alanda daha zor atacak otomatikte. Orman alanında kullanıyor. İkinci tetikten sonra üçüncü tetiği çekebilmesi imkanı var mı yok mu? Üçüncü, dördüncü tetikte vurulan çok domuzlar var. Ben bazen seyrediyorum. Üçüncü tetikte Avrupa kanallarında seyrediyorum özellikle. Üçüncüde, dördüncüde tam ayağının dibine düşürüyor. Eğer o üçüncü, dördüncü olmasaydı adamı biçecekti domuz. Tamam ama nerede? Ormanlık alanda değil, açık alanda değil mi? Fundalık. Fundalık alanda. Gene orman içinde. Yani orman içinde. Sen şeyler diyorsun, patik avlarında tamam dediğiniz gibi. Yani domuzu gördüğünüz an 3 saniye, 5 saniye. O anda zaten ya bir tane atarsınız ya iki tane atarsınız. Üçüncüyü atamazsınız zaten. Ya iki atarsın. Tak tak. Tamam, bitti. O kadar, bitti. Arkadaşlar 3 dakikamız kaldı. Şunu okuyabildiğimiz kadar okuyalım. Çok var. Hepsini okuyamayacağız arkadaşlar. Bir dahaki programa. Selam, 20 yıl oldu. Bir ruhsatsız tabanca yakalattım. Şu an tüfeğin ruhsatı alamıyorum. Tabanca ruhsatı alabilirsin diyorlar. Nasıl alıyorsun? Alamazsın. 6136'dan yargılanıyorsan alamazsın ama ben okuyayım ya. Av tüfeği ruhsatı alamazsın diyorlar. Ben avcı bir adamım. Ne yapacağım? Tabancayı yok. Sen av tüfeği alamazsın diyorlar. Böyle bir saçma kanun olur mu? Sesimizi duyun, yardımcı olun lütfen. Kucak dolusu selamla vergimizi rahatça avlanmak istiyorum. Yozgat'tan diyor. Ama eğer silahtan silahın varsa, tabancan anladığım kadarıyla arkadaşım var diyorsun. Eğer varsa av tüfeği de alabilirsin. Onda bir eksik ya yazdın ya da tam anlatamadın, ifade edemedin kendini. Eğer sicilinde 6136'dan yargılanıyorsan maalesef alamazsın. Çünkü o sicilini işlenmiştir. Ve bu arada arkadaşlar kusura bakmayın, bayağı şeyler var. Emin Bey, programımız bitti. Okuyamayacağız. Bunları arkadaşlar not alacağız. Okuyamadıklarımızı, çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 tane daha mesaj kaldı arkadaşlar. Kusura bakmayın, zamanımız bitti. Ama haftaya bunlara cevap vereceğiz. Bana son sözü son cümleleri alalım. Ne diyeyim ben? Vallahi işte böyle oluyor. Hepsine girince biz aslında konular hep birbirine girdi. Çünkü avcılara önem verdiğimiz için konumuzu da tam işleyemedik. Yani avcılarımızın biliyorsunuz av açılacak ya, şimdi onlar bir hararet, heyecanla yaşıyorlar bunu. Onun için ben normal karşılıyorum. Bizimki az da olsa olsa onlara cevap vermek vaktimiz daha hoş daha bir şey. Sevgili avcılar, önümüzde daha uzun bir yol var. Bizler sizin sesiniziz. Sizin sesinizi duyurmaya devam edeceğiz. Bizleri izleyin. Sorularınızı yöneltin. Yakında seçilecek olan 2019 yılındaki konfederasyona derneklerinizle, federasyonunuzla destek sağlayın. Sizin haklarınızı savunsunlar. Sizi temsil etsinler. Eğer onlar sizleri temsil edemezlerse, sizler yakın bir gelecekte bırakın bu konuşmaları, evde oturduğunuz yerde hanımınızla kavga edeceksiniz ava gidemiyorsunuz diye. Haberiniz olsun. Sayın Dağlı, buyur. Ben de arkadaşlardan istediğim, birbirlerinizden karşılaştığınız zaman birbirlerinize selam verin. Ve kesinlikle avladığınız, mesela vurmak kelimesini de ben tabir etmek istemiyorum. Avladığınız av hayvanlarına eziyet etmeyin. O domuzu, yaralı domuzlara, köpeklere boğdurmayın. Elinizdeki çulluk bir an önce etkisiz hale getirin. O elinizde öldüğü zaman o çulluk çırpına çırpına, o çulluk da yenmez, mundar olur. Buna önem verin. Bir de yeni av sezonunda kurallara, limitlere uyun ve kaçak avcılık, yani kaçak etçilik yapmayın.
faravı yapmayın, teyipli avcılık yapmayın. Bu tip olaylarda şu zamanda hiçbir canlıya tüfek atmayın. Çünkü hepsi yavru ve üreme zamanında. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bizleri dinlediğiniz için. Çok avlanın, çok vurmayın. Teşekkür ederiz. Emin Esenkova'ya, Engin Dağlı'ya ayrı ayrı teşekkür ederim. Bir program daha burada sona erdi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.